Herkese merhaba. Yeni bir konuğumla karşınızdayız. Aslında hepiniz tanıyorsunuz kendisini. Ama bugün biraz daha kendi sesinden duyalım istiyoruz. Ercan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Saadet Hanım. Kolay gelsin. Herkese selam Sağ ve selam. olun. Şimdi karşımda Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Psikoloji Yüksek Lisansı ve Antropoloji Doktora Öğrencisi olan bir isim karşımda. Yazar, yönetmen, hekim. Ve bunun yanına ilave edebileceğimiz yönetmenlik. Siz biraz kendinizi tanıtır mısınız? Hayatla olan ilişkiniz nedir? Evet, ben 59 doğumlu. Orta Anadolu'nun bir kasabasında doğmuş. Dört erkek çocuğun en küçük çocuğu, bir esnaf ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birisiyim. İlk orta liseyi Avanus'ta ve Nevşehir'de okudum. Sonra da ayrıldım oralardan. Dediğiniz gibi ilk üniversitem Ankara Siyasal Bilgiler. Sonra Ege Diş Hekimliği ve üçüncü üniversitemde Ege Tıp Fakültesi. 84 mezunuyum. Mezuniyetten sonraki meşhur hizmet yıllarını Ankara, Kırıkkale, Keskin, Bala il ve ilçelerinde geçirdim. Son 30 yıldır da İstanbul'daydık. 90'dan sonra İstanbul'a geldik. Ama son 30 yıldan sonraki 2-3 yılı Urla'da, pandemi sürecini de Urla'daki evimizde geçirdik. Yani bir ayağımız İzmir'de, İzmir Urla'da, bir ayağımız İstanbul'da. Hayat devam ediyor. 2008'e kadar sinemayla sadece bir heves ve yönetmenlik arzusuyla ilgim ve ilişkim vardı. Sonra pratik olarak sinemanın içerisine girdim. Senarist olarak girdim. Ondan sonraki hikayeyi sanki herkes biraz izledi ve şahit oldu. Üç Maymun'la başlayan bir sinema serüveni. Üç Maymun senarist ve oyuncularından. Daha sonra yine Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle devam eden. İşte Ali Aydın'ın, Tayfun Pirselimoğlu'nun, işte Mahmut Fazıl Coşkun'un, Zeki Demirkubuz'un, Onur Ünlü'nün birçok yönetmen arkadaşım filmlerde oynamış birisi. Bir belgeselim var Fındık'tan sonra. Daha sonra da Nasip Sade isimli kendi romanımdan senaryolaştırdığım bir uzun metraj filmim var. Hem oyunculuk hem senaristlik hem de yönetmenlik yaptığım bir film. Şimdi sizin ifadelerinizle hayattan aldıklarınızı aslında damıtıp dönüştürerek tekrar topluma sunma gibi bir kendinize vakfettiğiniz bir görev var. Ama aynı zamanda bitmek tükenmek bilmeyen bir merak var farklı alanlarda. Bu merakınızı ne besliyor? Önce birinci cümlenizden biraz devam edip onu genişleteyim. Evet, yazmakla ilgili bir kitabımın, Cin Aynası kitabımın girizgahında yazmakla ilgili bir iç döküştü o. İnsan niye yazar? Niye yazdıklarımız neye benzer? Bir yazarın yazdıklarıyla olan ilişkisi nedir? Beslendiği yer, kaynakları nedir meselesi üzerine aslında yazmıştım. İnsan deneyimlerinden başka bir şey değil. Başka ne olabilir ki? Yani bizim uydurduğumuz, kurmaca dediğimiz şeyler de zaten yaşadıklarımızdan bize kalanlar. Hayal ettiklerimiz, kurguladıklarımız, kafamızda böyle tahayyül ettiğimiz şeylerin hemen hepsi zaten yaşanmış, şahit olunmuş, duyulmuş ya da görülmüş, okunmuş şeylerin bizde kalanları. Yazmakla ilgili, yazmanın gerçeklikle olan ilgisini ise ben şöyle kuruyorum. Sanki bir şeyin, bir nesnenin, bir olayın, bir anının ifadesini gerçekleştirdiğimizde yazarak biz onu yeniden icat ediyoruz. Biraz eğip büküyoruz ama. Acaba farkındalık bu eğip bükmenin sonucunda mı ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Yani bir nesnenin orasını burasını kurcaladığınızda, eğip büküp başka bir şekilde dönüştürdüğünüzde sanki o nesnenin gerçekliği daha anlaşılır hale geliyor. Görünenin dışında bir şeyi ortaya çıkartıyorsunuz. Yazarın yaptığı da bu. Daha doğrusu sanatçının yaptığı bu bence. Gerçekliği yeniden icat etmek. Ama bunu yaparken de elbette var olan gerçeklikten beslenmek. Deneyimlerden yola çıkmak. İnsan kendi deneyimlerinden başka bir şey değil zaten ve bu deneyimlerin içerisindeki en ağırlıklı olan bölüm çocukluk. Tuhaf bir şey ama yani hiç farkında olmadan geçip giden şeyler aslında zihnimizde benzersiz bir biçimde yerleşiyor ve
sonra fark ediyoruz. Biraz böyle zamanla olan ilişkisi gibi insanın. Çocukluğuyla olan ilişkisi gerçek zamanla olan ilişkisine benziyor insanın. Çünkü kaybettiğimiz zaman farkına vardığımız, kaybettiğimiz zaman kıymetlenen bir şey. Bu yüzden her seferinde dönüp çocukluğuma bakıyorum ben. Oralardan besleniyorum. Bu beni biraz da olgunlaştıran, dünyayla olan meselemi, dünyayla olan varoluşsal sıkıntılarımı da hafifleten bir şey. Hani tam olarak çözdük. Burada çok özür dileyerek araya girebilir miyim çocukluğum dediğiniz yerde? Avanos doğumlusunuz. Dolayısıyla Nevşehir, evet. Kapadokya, Göreme bir arada. Coğrafi açıdan çok hakikaten doğaüstü bir yer. Çok mistik bir havası var. Ben 3 kez gittim ama herhalde 10 kez daha gidebilirim. Burası sizi besledi mi? Geriye döndüğünüzde orada ne görüyorsunuz? Yani orada doğup büyümek size başka türlü bakmayı sağladı mı? Tabii. Mış, öyleymiş meğer. O zamanlar bu kadar da rahatça söyleyemeyebilirdim. Çünkü o kadar da kolay bir çocukluğumuz yoktu. Sonuçta bir taşrada, küçük bir taşra kasabasında büyüyorsunuz. Hani yoksul değildik ama yoksunduk yani birçok şeyden. O kadar da kolay ulaşamıyorduk hiçbir şeye. Önce çiftçilik yapan, sonra esnaflık yapan bir ailenin çocuğuydum. Sanki iki büyük şansım var. Birisi bir esnaf ailenin çocuğu olmak. Bu enteresan bir şekilde bana insan ilişkilerini erken kavrama konusunda şans tanıdı, fırsat verdi. İnsanları tanımak, ilişkileri kontrol etmek, ilişkileri yönetebilmek anlamında esnaflık çok acayip bir şeydir. Öğretici bir okuldur esnaf çocuğu olmak. Uzun yıllar babam gazozculuk yaptı. Çünkü ben gazozcu Mevlüt'ün oğlu olarak bütün yaz tatillerimi, bütün sömestrilerimi, bütün hafta sonlarımı gazozhanemizde geçirdim. Yani benim ömrüm gazozhanede geçti. Abilerim gibi. İkincisi de rahmetli babaannem. Peri gazozunu okudum ben bu arada. Hemen böyle bir alt satır geçeyim. Evet. Peri gazozu biraz Avanos hikayeleridir. Biraz mecbur hizmet hikayeleridir. Baba oğul hikayeleridir sonuçta. İkincisi de evet, Kapadokya çok büyülü bir coğrafya ve bizim ailemiz de enteresan bir biçimde sözlü anlatı geleneğinin böyle sanki her akşam bizim evimizde tekrarlandığı bir çeşit renkli bir karnaval gibiydi. Kalabalık bir aile, kalabalık bir sülale, oradan tekrar daha biraz daha küçülerek başka bir eve geçen bir aile. Ama 90'lı yaşlarında hala dimdik bir babaanne, ebe. Onun yanında bir tane anne, okuma yazması hiç yok ama dünyanın en bilge kadını. 4 tane erkek çocuk. Onların en küçüğüyüm ben üstelik filan. Ama en akıllılarıyım onların deyimiyle. İşte en çok okuyanıyım filan. Kasaba zaten hep söylerim biliyorsunuz bu köyler ve şehirlerin dışında bir dünya halidir. Köy değildir. Yani köyün kendisi şeyleri vardır, sınırları vardır ve sayısı azdır. Birbirlerinden uzaktır bir de köylüler, köy evleri. Herkes kendi meşgalesindedir. Kent de çok yalnızdır. Biliyorsunuz hepimiz kentlerde, hı, küçük dünyalarımızda alt kattakinin ismini bilmeden yıllarca aynı apartmanda yaşayıp devam edip gidiyoruz. Ama kasaba öyle değil. Kasaba ne kent ne köy olduğu için de sürekli birbirini kontrol eden, birbirini takip eden, birbirini tanıyan, tanıdığı için de birbirini kolaylıkla yaralayabilen, birbirinin hem şifası hem hastalık nedeni olabilen yerleşim yerleri. Bir arayüz yerler yani, biraz tampon yerler. Ve orada insan ruhu çok iyi analiz edilebilir. Sanki o yıllardan kalan birçok şey yazılarıma, senaryolarıma, dünyayla olan ilişkime de sanki yön verdi. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması da besliyor galiba burayı, değil mi? Yani yeraltı mağaralarının olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Orası eksik kaldı. Gerçekten bir kavimler kapısının ortasındayız hepimiz ve Anadolu bu yüzden müthiş bir hafızaya sahip. Ve bu yüzden coğrafya çok önemli. Yani birine nerelisin demek çok kıymetli. Sen nesin, hangi kimliktensin, hangi dindensin, hangi etnik yapıdasın demenin vallahi hiçbir anlamı yok biliyor musunuz? Yani nereden gelip nereye gittiğimizi, nasıl karıştığımızı, niye bu tanımların üzerimize yapıştığını kolaylıkla söylemek mümkün değil. Ama nereli olduğumu biliyorum işte. Evet, Avanosluyum ben. Bunu bütün rahatlığımla ve bütün açık yürekliğimle söylediğimde
Bir başka Avanuslu'nun da, bir başka Kapadokya'nın ya da bir başka Orta Anadolu insanının da nelerle hemhal olduğunu, nasıl bir yerde durduğunu da anlayabiliyorum bu yüzden. Onunla ortağım, onunla tam da işte burada onunla birlikteyim aslında. Aynı coğrafyanın çocuğu olmak çok kıymetli. Ama siz hani böyle hayattan edindiklerimi aktarıyorum ya da işte hani eğip bükerek tekrar sunuyorum dediniz ya. Bunun yanında sadece kendi hayatınız değil farklı kültür ve toplumları da merak ediyorsunuz ki antropolojiye kaydı yolunuz. Psikoloji ve sonrasında antropoloji. Bir, antropolojideki çalışma konunuzu merak ediyorum. İkincisi, neden bu alanlara kayıyorsunuz? Hekimlik zaten bir hikayeler dünyasına fırlattı beni. Hekimlik bir hasta dinleme sanatıdır. Bizim en önemli dersimiz bence anamnez. Yani hastanın öyküsünü dinlemek. Rahmetli İsmail Ulutaş hocamız vardı bizim anatomi hocası Ege Tıp Fakültesi'nden. Eğer hasta kapıyı açıp da masanızın öndeki sandalyeye yürüyünceye kadar teşhis anlamında %50 olarak nispetinde bir teşhise varmadıysanız kötü bir hekimsiniz derdi. Hasta sandalyeye oturup kendi derdini anlatıp bitirdiğinde zaten %90, %95 teşhis etmelisiniz. Onun hastalığını artık tanımalısınız, bilmelisiniz derdi. Yani günümüzdeki hekimlik anlayışıyla karşılaştırıldığında nasıl bir şey vaaz ediyormuş bize meğer İsmail Hoca. Şimdi hastayı görmeden biliyorsunuz. Önce MR'ını, işte tomografisini falan istiyorsunuz. Laboratuvar tetkiklerine bakıyorsunuz. Daha ortada hasta yok. Hastanın hikayesi yok. Bu işte belki de modern tıbbın şeyi, şu anki çıkmazı. Hasta-hekim ilişkisi başka bir şey. Çünkü bir sanat yapıyorsunuz. Hastayı dinliyorsunuz. Bu yüzden hekimlik bir parça beni ister istemez klinik psikolojiye de taşıdı. Yani birçok şeyin kökeninde ki birçok hastalığın etiyolojisinin sebebinin aslında psikosomatik olduğunu da fark eder. Uzun yıllar sahada çalışmış hekim arkadaşlarım bunu bilirler. Bu yüzden klinik psikolojiyle çok uğraştım. Yüksek lisansımı öyle yaptım. Ama sonra sanki bu hekimliği de, edebiyatı da, psikolojiyi de connect eden, bir network çıkartan bir şeye ihtiyacım vardı. O da antropolojiymiş meğer. Sosyal antropolojiymiş daha doğrusu günümüzdeki tanımıyla. Antropoloji doktorası bitmek üzere bu arada. Öğrenciliği bitireceğim şükürler olsun. Bir, sanki birkaç jüriden sonra tez yazım aşamasındayız şu anda. De tabii sinemacı kimliğim kendini yine burada gösterdi. Bir otoetnografik çalışma. Bir Zamanlar Anadolu'da ve Nasip Sadayiz filmleri üzerinde bir otoetnografik çalışma yapıyor. Gerçeklik ve kurmaca kavramlarını tartışmaya açıyorum. Bu iki film tabii çok kendi filmografimde de, kendi hayatımda da, filmlerin yaslandığı hikayeler anlamında çok kıymetli yerde duruyorlar. Birisi 1984 yılında mezunet yaptığım kasabadaki başından geçen bir hikayenin filmleştirilmesi. Diğeri de yine 2000'li yıllarda Ok Meydanı'nda, Beyoğlu'nda benim kendi politik çalışmalarımın, birkaç sene süren politik çalışmalarımın bende kalan izlerini yazdığım ve çektiğim bir film. Her ikisinde de hikayenin hem öznesi oldum. Sonra onları yeniden sizin deyiminizle eğip büken, kurup parçalayan, yeni bir gerçeklik icat eden yazanı oldum. Sonra da kameranın arkasında onları yeniden bir çeşit aslında replika gibi yeniden filmleştiren birisi oldum. Nur Bilge Ceylan tabii bir zaman Anadolu'da filmde çalıştığımız yönetmenimiz. Ama oradaki 1984 yılında o kasabada yaşadığım hikaye beni çok etkilemiş. Bende çok ciddi bir aydınlanma yaratmıştı. Epifani diyorlar buna. Bence duyguları Nasip Sadayiz filminin, kitabının ve senaryosunun da mesneti olan benim adaylık çalışmaları sırasında da yaşadım. Bunların otoetnografik bir tartışmasını yapıyorum kafamda. Otoetnografi biraz netameli de bir iştir akademi dünyasında. Tartışılır, konuşulur, eleştirilir filan. Ona rağmen böyle bir sine antropoloji yapmaya kararlıyım. İnşallah sevilir, okunur. Ben de bitiririm. Şimdi deneyimlerinizden demişken Nasipse Adayız.
Program öncesinde ben tekrar izledim onu. Beni etkileyen bazı sahneler var. Sizin de bir adaylık süreciniz oldu değil mi? Önce oradan bir başlayayım. Tabii zaten biraz önce sözünü ettiğim şey tam olarak da bu. 1984 yılında Mecnun Hizmet'te yaşadığım olayı yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a anlattığımda sonra beraber Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan ve benim ortak senaryomla sete çıkıldı. Nuri Bilge Ceylan'ın en sevdiğim filmlerindendir Bir Zamanlar Anadolu'da filmi. Kendi gerçekliğimin sanki yeniden bir başka biçimde karşıma çıkması beni çok etkilemiş ve bütün o senaryo süreci de, set süreci de bende tuhaf dönüşümlere, duygulara yol açmıştı. Duyguların değişikliklerine yol açmıştı. Hatta bunu Evvel Zaman isimli bir günce kitabımda da her gün yazmıştım. O arada antropoloji doktorası da yeni başlamıştı ve bir doktora refleksi de vardı. Öğrenci refleksi. Sahada yazmak, her gün yazmak. O kitabınızı da biliyorum. Enis Rıza ile birlikte hazırladınız, değil Aslında mi? yok. Enis Rıza'yla olan kitap Zamanın İzinde isimli bir Ha, kitap. evet, Bu da pardon. fotoğraflardan yola çıkarak benim fotoğraf öyküleri yazdığım bir şey. Evvel Zaman bir günce, bir filmin güncesi. Bir Zamanlar Burada filmin güncesi. Diğeri ise benim 2000'li yıllardaki politik heveslerimle bir ilçeye Beyoğlu'na belediye başkanı aday adaylığımla ilgili bir süreçti. Allah'tan aday göstermediler. Ben de bu şeyin dışına çıktım ve sinemayla ve edebiyatla daha çok hemhal oldum. Aday olsaydım, seçilmiş olsaydım Allah bilir ne olacaktı. Bu, herhalde karşınızda bugün başka bir kimlikle ya da olmayacaktım ya da başka bir kimlikle. Sizden neler gidecekti, neler kalacaktı değil mi? Şimdi filme de dönmek istiyorum. Hani birkaç tane sahne beni etkiledi dedim ya. Bir, görüşmelere giden adayın karşısındaki kişinin takma dişlerini çıkarıp bir anda masaya bırakması. Bu sahne böyle nasıl diyeyim, rahatsız etti. Dolayısıyla siz sadece dönüştürüp aktarmıyorsunuz. Aynı zamanda topluma ayna olarak da yaşananları sunuyorsunuz. Ayna tutuyorsunuz aslında. Ve o aynaya bakmak aslında cesaret isteyen bir şey. İzleyen açısından da, sunan açısından da zor bir süreç, meşakkatli bir süreç. Bu bir asansöre binme sahnesi. Yani normalde hani tıp eğitimi almış bir insan, hayata bakışı farklı ama asansörde yer bulamıyor, mekan bulamıyor kendini. Bu protokol zincirini ve o siyaset zincirini az çok görebiliyoruz zaten hayatın farklı yerlerinde maalesef. Bu sahne de hakikaten böyle çok benim açımdan etkileyici bir sahne. Ama benim için kırılma noktası şu, tıp eğitimi alıp üzerine Hipokrat yemini etmiş bir insan bir canlıya çarpıyor ve kaçıyor. Dolayısıyla aslında kendine en büyük ihanetini burada başlatıyor. Diğerleri kişisel ihanetler. Hani öyle algılıyorum. Eşine, işte çevreye ya da ne bileyim kendine olan ihaneti başka bir şey. Ama burada ettiği yemine de bir ihanet var. Biraz sizden duyalım mı? Bu kadar Tabii. şey götürürken ama bir yandan da aslında hani siz siyasal bilgiler mezunusunuz. Siyasetin aslında Yarım sirayet da. etmediği hayatımızın hiçbir noktası yok. Sağlık, eğitim, çevre, bütün her şey aslında oradan dönüyor. Ama bir taraftan da bulaşanın kendine ihanetiyle sonuçlanan bir sürece mi dönüyor? Sizden biraz duyalım mı? Tabii. Sizden duyduğuma çok sevindim. Çünkü aslında şu ana kadar filmle ilgili kritiğinizde şeyden söz etmediniz. Ya bu bir politik hiciv filmi demediniz. Bu çok kıymetli. Çünkü bir insan hikayesi anlatmak istedim. Bu başka bir meslekten de olabilirdi. Bir avukat da olabilirdi bu adam ya da ne bileyim bir mimar da olabilirdi. Bir mühendis de olabilirdi meslek olarak. Bu başından geçti ve bildiğim, tanıdığım için bir hekim. İnsan niçin kendinden vazgeçer? İktidar için. Bütün derdim bu. Bunu göstermek istedim. Yani ilkelerinden niye vazgeçer? İnsan kendine niye ihanet eder? Ben hiç kendime ihanet edebileceğimi o süreçte düşünmemiştim. Böyle bir şey öngörmemiştim kendim için. Bunu fark ettiğimde çok üzüldüm kendime. Yani çok kırıldım daha doğrusu. Demek ki içimizde bitmek tükenmek bilmeyen bir şey var. İktidar talebi var. Bununla yüzleşmek, bununla karşılaşmak ve bunu da göstermek açıkçası dediğiniz gibi cesaretle bana iyi geldi. En azından bu
Hani yazmak meselesinde hep söylenir ya, insan içindeki tortulardan kurtulur yazarak. Tabii ki yeni tortular birikmeye devam eder bu arada, ama siz kurtulursunuz tortularınızdan yazarak. Burada bir araya girebilir miyim çok küçücük? 7. Uluslararası Ruhsal Travma Günlerine katılmıştım. Oradaki bir sunumda şöyle bir şey söylenmişti. İnsan kendi geçmişine dair yaşadıklarını yazarak sinemayla ya da başka bir şekilde konuşmaya, söylemeye, aktarmaya başladığı andan itibaren travmanın aslında çözülmeye başladığı andır denilmişti. Dolayısıyla sizin söylediğinizle de aslında örtüşen bir şey değil mi? Sizi rahatsız eden şeyler de sizden aktığında, sizden çıktığında o konuyla ilgili meseleniz bir nebze rahatlıyor galiba. Tabii bir yolculuğun bir parçası tabii. Psikanalitik de bir şey. Doğrusu o. Yani psikanalizde öyle değil midir? Hasta konuşmaya başlar, bir süre sonra onun iyileştiğini de görürsünüz. Doğru sorular sorarsanız o da kendi cevaplarıyla birlikte bir yolculuğa çıkar. Aslında bir şey yıkıyorsunuz, yeniden aynı taşlarla yeniden aynı duvarı örüyorsunuz. Yaptığınız şey o. Başka bir şey, ek bir malzemeniz de yok. Siz kendinizden başka ne olabilirsiniz ki? O zaman sizi iyileştirme süreci diyebilir miyiz Ercan Bey? Sizin Kuşkusuz kendinizi önce iyileştirme yazdım da. süreciniz... Evet, önce yazdığım için biraz da iyi bildiğim sularda. Yani sinemanın hem bir iyi senaryo hem de iyi bir teknik hazırlığa ihtiyacı var bu yüzden. Bildiğim bir şeyle, konuyla başlamak istedim ilk filmime. Çünkü tek başına şey yetmeyecektir. Ciddi bir hazırlığınız ve ciddi bir iyi bir ekibiniz, iyi bir ön hazırlığınız ve setteki sürprizleri en aza indirecek bir takım doneleriniz olması lazım. Evet Ercan Bey, sinemadan bahsederken Evvel Zaman İçinde kitabınızda şöyle bir cümleniz var. Bellek vicdandır, vicdandır ve bu yüzden kıymetlidir diyorsunuz. Aslında bir çeşit hem unutmak hem de aslında bir ölüme de direniş mi? Ölümü reddetme mi? Bir şey bırakma mı sonradan geriye? Ölüme hazırlanmak diyelim. Onu reddetmek ya da yok saymak mümkün değil. Zaten varoluşsal meseleyi de başlatan, tetikleyen o değil mi? Yani onu reddedeme işimiz. Onun varlığını kabullenişimiz aslında. Ona dair bir çözüm arayışını da getiriyor. Kendimize bir mana, bir anlam yaratamazsak işimiz zor bu dünyada. Sanat fark ettiğinizde evet, sizi ölüme hazırlayan, dünyaya daha fazla tahammül etmenizi mümkün kılan bir buluşma aslında. Öncelikle kendiniz için yapıyorsunuz her şeyi. Ama sonra ruh arkadaşlarınıza ulaştığını, benzer kaygıları başkalarının da yaşadığını, yalnız olmadığınızı falan fark ediyorsunuz. Bu tuhaf bir, hiç tanımadığınız insanlarla buluşmanın bir yoluymuş gibi de geliyor bana. Sinema zaten dünya kalabalığı içerisinde başkalarının da, başkalarının hikayelerinin ne de vakıf olmanızı sağlayan çok güvenli bir liman. Sinema salonunda, koltuğunuzda, ışıklar kapandığında başkalarının kederlerine, coşkularına, trajedilerine, acılarına, ağıtlarına, ümitlerine, sevgilerine oturduğunuz yerden şahit oluyorsunuz. Dünya kalabalığına karışıyorsunuz aslında. Yalnızlığınız bitiyor sinemayla birlikte. Ve sinemaya girdiğinizdeki gibi çıkmıyorsunuz sinemadan çıkarken. Başka biri olarak çıkıyorsunuz. Demek ki bu sanatın, bu tuhaf sanatın insanların duygularına sirayet etme, onu değiştirip dönüştürme gücü var. Onun bir parçası oluyorsunuz. Ben hem seyirci olarak sinemayla hem onun pratisyenlerinden biri olarak, onun yaratıcılarından biri olarak sinemanın birkaç tarafında yer alabildiğim için çok şanslıyım. Hem mutfağında bulundum, senarist oldum. Hem kamera arkasında yönetmenlik yaptım. Hem önünde oyuncusu oldum. Hem de bu iki filmde özellikle onun öznelerinden biriydim. Yani oradaki kahramanlardan biriydim. 20-25 yıl sonra aynı hikayeyi benzer biçimde taklit etmek, onları yeniden filmleştirmek, bu dünyayla, gerçeklikle, kurmacayla, hayatla ilgili yeni sorular ve beraberinde de iyi yeni cevaplar bulmama vesile oldu. Şimdi bunu seyircilerimle paylaşmak ve bunu işte antropoloji doktorasında da ne bileyim akademik bir dünyaya onu sunmak niyetim.
değil. Aynı zamanda derin bir gözlem de var. Yani topluma dair derin bir izlenim de var bu filmde. Bir detay daha böyle dikkatimi çekmişti. Onu da paylaşıp sizinle konuşmak istiyorum. Politika günün sonunda halaydır diyor birisi. Ve herkes halay başı, siz diyorsunuz bunu. Herkes halay başı olmak ister. Bence halaydır. O zaman beklersiniz diyor. Şimdi halay kültürünü bilen birisi olarak o zaman şuradan gireyim. Eğlencenin içinde bile iktidarın vazgeçilmez olduğu bir şeyi bize açık ediyorsunuz. Halay konusunu tekrar düşünmeme sebep oldunuz ve gerçekten halay başı, halayın başında olmak aslında iktidarı ve gücü ve oyunun bütün kamerayı etrafınızda dolandırmayı da sağlayan bir şey. Bu çok güzel bir detaydı. Biz sizce bir zamanlar Anadolu'da filminin bir sahnesindeki bir cümleye gönderme selam da vardır orada. Enteresan. Bir Zamanlar Anadolu'da filminin sonlarına doğru ceset bulunduğunda savcı bütün iktidarı tekrar eline alır. Yani iktidar, orada da ciddi bir iktidar meselesi konuşulur aslında filmde. Baştan sona herkesin birbirine iktidarını dayatmasının yaşandığı bir filmdir o. Gece boyunca. Bizim şoförle komiser orada dertlenirler. Komiser der ki ya halay başı olacaksın kardeşim der. Bak işte aldı diyor maçı şeyi tekrar elinden diyor. Savcıyı uzaktan böyle dedikodusunu yapar. Evet yani bir tepkini bilmeyen bir iktidar talebi ne yazık ki. Aynı zamanda son olarak boş takı kutusunu götürüp mekanda sunmak da yaş ilerledikten sonra tanık olup duyup aşina olduğumuz şeyler arasında böyle şey gibi geliyor bana, böyle ince ince örülmüş hani tığ işi gibi, hani bu böyle kalın örgü falan değil, en büyük numara değil, en incesiyle işte iğne oyası gibi işlenmiş bir film var aslında karşımızda topluma dair. İyi filmlerin, iyi romanların, iyi hikayelerin hepsi zaten detayları ortaya çıkartan, ayrıntıları bize fark ettiren işler değil midir? Belki sinema da orada, iyi edebiyat da orada. Şimdi başka bir yere geleceğim. Eşinize geleceğim. Ama eşinize yine nasipse adayız üzerinden geleceğim. Filmde sizi ayna tutan bir karakter. Olayın aslında ne kadar absürt olduğunu, sizi sizden ne kadar uzaklaştırdığını, size ayna tutan bir karakter olarak karşınızda. Muhtemeldir ki hayatınızda da böyle. İkili ilişkilerde, eş seçiminde nasıl bir yol aldınız, bu uyumu nasıl yakaladınız? Biraz biraz hani özel olacak ama kişisel ilişkiniz üzerinden bahsedersiniz. Ben de dönüp bakıp kendimle ilgili hikayesini merak edenlerden biriyim. Ben de bu bir şey değil, sanki sakınacağım bir şey değil. Dışarıdan bakabilmeyi de kendime öneriyorum. Çünkü daha hayat devam ediyor ve eşimle birlikteyim ve bundan sonrasına dair de belki dersler çıkartıyorum. Benim ikinci evliliğim. Karşınızda olması aslında sizin için bir şans değil mi? Yani sizin sözünüzün karşınızda durması bir şans gibi geliyor. Yani filmden aldığım en azından böyle. Tabii. Filmde filmin bir gecelik bir hikaye film sonuçta, ama biliyorsun Nasip Adayız bir romandır. Orada hikayenin kahramanı daha bizim gelin odası sahnesinde çektiğimiz diyaloğun bir benzerini aslında bir gelin odasında değil de bir kafede yaparlar, konuşurlar. Ve bu uzun, daha uzun bir şeydi, diyalogtu. İster istemez bir o araya biz gelin odasındaki yere kadar yerdeki süre kadar sıkıştırdık. Orada şunu fark eder. Ya bir kör nokta diye bir şey var der. Doktor Kemal Güner. Arabalarda filan bazen araba kullanırken sol tarafınızda aniden dikiz aynasında fark etmediğiniz bir araç çıkıverir. Ve bir anda bu nereden çıktı? Niye ben buradan ya da sol taraftan görmedim bu aracı dersiniz? Yani bu kör nokta diye tarif edilen bir yerdir aslında. Bence insanın da kör noktası var. Ve onunla karşılaşıyor bazen. Fark ederse ne güzel. Bazen fark etmeyip devam edebiliyoruz da. O kör noktayla hiçbir zaman karşılaşmadan ömrümüzü tüketebiliyoruz da. Ama o kör nokta dediğim şey bence insanın kendi gerçek öznesinin saklı olduğu yer. Çünkü ben dediğimiz şey bir başkası. Ve belki de en az tanıdığımız özne. Bu tür
hikayeler, bu tür serüvenler insanın kendi kör noktasıyla, yani kendi gerçek öznesiyle de karşılaşıp şaşırdığı ve daha sonra da yoluna devam ettiği yerler. Nasip Sadayız'daki süreç de böyle bir süreçti. O dönemde işte filmdeki karakter sanki bunu gösteriyor. Kendi gerçek öznesiyle karşılaşmasına şans tanıyor, fırsat veriyordu. Eşim Nazan oyuncu profesyonel, 9 Eylül Güzel Sanatlar Oyunculuk Bölümü mezunu. İkinci evliliğim benim. Yani birincisinden de derslerle ve kendimce çıkarttığım şeylerle, sonuçlarla başlattığım ve sürdürdüğüm bir evlilik. Poyraz'ın annesi. 2005 yılında evlendik. Belki de benim bir parça sinemayla olan ilişkimi de başlatan ve vesile olan bir insan. Bendeki bu sinema tutkusunu çok evvel görüp beni anlayan da birisi oldu. Ve Nuri Bilge Ceylan'ın oyuncusuydu o. Ben onu tanıdığımda. Uzak filminde oynayacaktı tam o günlerde. Sonra İklimler filminde oynadı Nuri Bilge'nin. İklimlerden sonra da yine onun önermesiyle sağ olsun. Ben Üç Maymun'un senaristlerinden biri olarak Nuri Bilge ile sinema yolculuğuna başladım. Şimdi valla biraz böyle hızlıca geldim arkadan ve ondan daha çok sanki uzun metraj filmde oynadım baktığında sayısal olarak. O tabii tiyatrocu. Yani sağlam bir tiyatro oyuncusu ve bu tiyatrocularda şey eninde sonunda dönüp dolaşıp tiyatro yapmaya şey yapıyorlar, tevessül ediyorlar. Onlar tiyatroyu sanki böyle bir er meydanı gibi görüyorlar. Bir canlı yayın gibi. Gerçek işleri o da bu arada sinemayla da uğraşıyorlarmış gibi yaşıyorlar. Çok saygı duyuyorlar. Ben bilmediğim için tabii ben alaylıyım ben, mektepli değilim. Ben de oyunculuk tekniği bilmem, oyunculuk eğitimi almadım. Müfredattan hiç haberim yok. Ne artikülasyonu bilirim, ne işte diyaframı nasıl kullanacağım. Ben bilmem. Doğrusu böyle bir hevesim ya da böyle bir bilme şeyimde, merakımda hiç olmadı. Diyeceksiniz ki buna ihtiyaç duydunuz mu? Valla duymadım da. Yani benim belki de kendi sezilerimle, el yordamıyla yapmaya çalıştığım oyunculuk bunlardan başka bir tür kamera önünde. Belki sizin Nuri Bilge Ceylan'la bu kadar yakın olmanızın sebeplerinden birisi de bu. Yani doğal oyunculuk. Hani farklı bir şey aslında. Evet, hani, belki onu yapmayı bilmemek benim işime geldi. Evet. Evet. Yani belki de dediğiniz gibi bu minimal oyunculuğun minimal oyunculuğu isteyen yönetmenlerin favorisi olan bir oyuncu oldum. Onların da birlikte oynatmayı istedikleri bir oyuncu türü aslında bu. Nazan'la devam ediyoruz. Bu sinema meselelerini konuşuruz, senaryolarımızı paylaşırız. Birbirimize gelen önerileri, teklifleri değerlendiririz, konuşuruz. Tabii hekimlikten gelip onların mesleğine sonradan intisap etmiş birisi gibi de olduğum için daha sanki bazı konularda daha objektif olabiliyorum ben. Daha dışarıdan bakabiliyorum. Sektörün bazı zorunluluklarının dışında yaşadım ben. Bunu hep söylüyorum. Yani hekim olmasaydım herhalde sinemacı olamazdım. Olamayabilirdim yani. Çünkü hekimlik beni çok özgürleştirdi, rahatlattı, seçme şansı bıraktı. Paramı oradan kazandığım için ekonomik bir takım kaygılarla yaklaşmadım. Mecburiyetlerim yoktu. O yüzden iyi senaryoları, iyi projeleri seçebilme şeyim oldu, şansım oldu. O yüzden hekimliğe medyunu şükranım. Eşimle tabii zordu kamera önünde ve arkasında Nasip Sadayız'daki süreç. İkimiz için de zordu. Çünkü orada unutuyorsunuz, başka bir oyunculuk istiyorsunuz. Tam olarak olmadığını düşünüyorsunuz. Biraz onunla olan sahnelerimiz
Epeyce maceralıdır. Onu başka bir zamanda anlatırım. Tamam. Ben İzmir'e dönüyorum. Ege mezunusunuz, ben de Ege mezunuyum. Farklı zamanlarda İzmir'i tecrübe etmiş iki kişi olarak. Ege sevdanız benim de Ege sevdamdır, İzmir sevdamdır. Dolayısıyla bir yazınızda geçtiğiniz Bornova Yurdu, Küçük Park, Bornova Postanesi ve sizde bıraktığı bütün o anılar. Bunun üzerinden şeye gelmek istiyorum. Akademi ve insan ilişkisi. Üniversite ve insan ilişkisi. İnsanı çok besleyen, doyuran, büyüten bir süreç aynı zamanda. Ve sizin yazınızdaki ifadenizle ilklerin yaşandığı mekan. İzmir olması bir şans bence, bunu söyleyeyim. Biraz sizden duyalım. Tabii Taşra'dan başkente gittim. Yani Ankara Siyasal Bilgiler'e gittim. 76-77 yılında. Biraz Orta Anadolu'nun şeyidir. Yüzünü döndüğü bir yerdir şey. Mesela Sivas dışındaki il ve ilçeler iç göçte İstanbul'u, İzmir'i değil de Ankara'yı tercih ederler. Yani Yozgatlılar, Kırşehirliler, Çorumlular Ankara'ya giderler. Bir tek Sivaslılar İstanbul'u tercih etmişler. Yani Ankara biraz böyle bizim için hem bir başkent hem de hani böyle yüzümüzü çevirdiğimiz bir yerdi. Ankara Siyasal Bilgiler de bu yüzden böyle Nevşehir Lisesi'nden mezun olmuş Ağnoslu bir çocuğun 80 öncesi koşullarda üstelik ilk karşılaştığı üniversite olması hasebiyle bende en az İzmir kadar derin izler bıraktı. Ankara Siyasal Bilgiler'deki günlerim, ülkedeki günlerim. Sonra İzmir'e gittim. İzmir'de enteresan bir şekilde şunu yaşadım. Bundan daha güzel bir şehir olamaz dünyada diye düşündüm. Bu şehrin bundan daha güzel esmez dünyanın hiçbir yerinde rüzgarlar. Bu denizden daha güzel bir deniz dünyada hiçbir zaman yoktur. Buradaki lezzet dünyada hiçbir şehirde yoktur. Sanki dünyayı görmüşüm gibi. Ama İzmir'e dair böyle bir ben iki otobüsle gidebiliyordum o zamanlar. İşte Avanos'tan Ankara'ya Nevşehir seyahat, Kapadokya turizm neyse o zamanlar. Sonra da hemen birkaç saat sonra da gece sabaha kadar sürecek olan işte sağlam turizm mi, Pamukkale turizm mi artık o zamanlar ne varsa İzmir. Böyle Bornova'ya yaklaşırken otobüsten bu şimdi ne var bilmiyorum orada Çınar Pastanesi'nin orada dururdu ya da kampüse yakın bir yerde bir durak vardı. Oraya indiğim zaman sanki yeryüzüne yeniden gelmiş, arınmışım. Dünyanın en güzel kentine, en güzel iklimine yeniden kavuşmuşum gibi bir duyguyla oradan yavaş yavaş kampüse kadar yürürdüm yani. Şimdi bile anlatırken çok heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Bana bir yeniden yaşama şansı verilecek günler olsa o sadece otobüsten inip kampüse kadar yürüdüğüm günlerden birisini isterdim mesela. Oradan kampüsün içine girmek böyle Ziraat Fakültesi'nin mis kokulu bahçelerinin, ağaçların içerisinde yavaş yavaş dördüncü Yurdun içinde de doğru. zeytin ağaçlarının olduğu koridorlardan geçmek. Zeytin ağaçları bir tarafta. Bu çok güzel tabii. Coğrafya çok kıraç bir coğrafyadan geldim ben. Yani bozkır diyoruz işte. Tamam kendine ait mutlaka bir derinliği var ama sonuçta bozkır. Bozkır çocuğusunuz. Sonra oradan İzmir'e geliyorsunuz. Bu yüzden İzmir unutulmaz bir kent oldu. Hep iyi duygularla ayrıldım. Yaşadım ve ayrıldım oradan. Ama sonra yıllar sonra yeniden yine bir ayağımız İzmir'de şükürler olsun. Şimdi süremi açtım ama bunu da sormak istiyorum. Bununla kapatmak istiyorum. Oğlunuz Poyraz, sizin babalık süreciniz, size kattıkları, sizin babanızla olan sürecinizi tekrar gözden geçirmenizi sağladı mı? Babanızla ilgili olan yani kitabınızın o Perigazoz'un çıkmasında bir etkisi oldu mu? Size ne kattı bu süreç? Şimdi babam dört erkek çocuğun babası bir çiftçilik yapmış bir adam. Daha sonra da uzun yıllar gazoculuk yapmış, esnaflık yapmış. Nevi şahsına münhasır bir adamdı. Bütün babalar gibi belki. Ama Kapadokya'nın ortasında yani 1952 yılında Anadolu'nun ortasında Bozkır'da biraz önce sözünü ettik. Gazoculuk yapmaya kim kalkışır? İşte böyle tuhaf bir adamdı yani. Garip hayalleri olan. Biraz oraya ait değilmiş gibi sanki. Oraya sonradan böyle düşmüş gibi bir adamdı. Hep hayalleri vardı. Birçoğunu gerçekleştiremeden vefat etti tabii. Son yıllarında da Parkinson'du ve İstanbul'da benimle birlikteydi. Bizimle birlikteydi. Uzun yıllar da o hastalıkta uğraştı çünkü. Perigazoz'u biraz onun kaybıyla beraber ortaya çıkan biraz baba oğul mevzuları ve yas.
duygusuyla hesaplaşmaktır aslında. Kendi baba-oğul ilişkimde ise şunu fark ettim. Bir hayal kırıklığı değil tabii ki ama meğer çok da fazla bir şansımız yokmuş. Oğlumuzun ya da neyse evladımızın kendi yolculuğuna dair zannettiğim kadar çok belirleyici bir etkim olamıyormuş. O kendi hikayesini yaşayacakmış. Başkalarının etkisi benden daha da fazla olabiliyormuş. Başkalarından kastım başka dünyalar. Yani okulu, arkadaşları, seyrettiği program ya da elindeki cep telefonu ya da günümüzün diğer bileşenleri. Yani zamanın ruhu. Mekanın ruhu da buna eşlik ediyor değil evet, mi? Evet. İstanbul'u daha çok seviyor. Mesela İzmir'e, Urla'ya gitmeyi istemiyor. Buradaki hayat onu daha çok çekiyor. Anlayabiliyorum onu. Benim kitaplarla kurduğum ilişkinin bir benzerini onu da göremiyorum. Ne yazık ki. İyi bir kütüphanemiz olmasına rağmen. Ama o da kendi yolculuğunu yaşayacak. Ve benim ona sanki verebileceğim, yapabileceğim, sunabileceğim tek şey güven ve şefkat duygusundan başka bir şey değil. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Çok büyük bir şeyim yok o anlamda. Bir beklenti ve hayal kırıklığı içerisinde değilim. İyi ki var. Onu çok seviyorum. Aramız iyidir yani. Bunları da biraz öyle yakınmak için söylemiyorum. Biliyorum beni çok sever ve sayar. Ben de onu çok sever ve sayarım. Çok teşekkür ederim. Sizi dinlemek büyük bir keyifti. Daha çok soru var ama zamanımızın sınırları nedeniyle burada bitirmek zorundayız. İlave evet. etmek istediğiniz, belirtmek istediğiniz bir şey varsa alalım. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere selam ve sevgi. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Başka bir programda, başka bir konuğumuzla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.